Herkese merhaba, ben Melih Esat Açıl. Çeşitli provokasyonlarla halkı sokağa dökmeye çalışıyorlar. Bunu buradan defalarca aktardım. Çünkü 15 Temmuz'da içimizden olmayan, bizden olmayan bir grup askerle bunu denediler. Ve bu millet izin vermedi ve yanında bağışıklık kazanmış oldu aynı zamanda. Onlar da biliyor böyle bir girişim olursa bu millet buna asla müsaade etmez. Hatta kendileri için daha da tehlikeli olur İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Sol'un dediği gibi millete yetki de vermiş olunur diye. Bir daha böyle bir şey Allah korusun kalkışılırsa çeşitli provokasyonlar yapmaya başladılar o süreçten sonra. İşte Alevilerin evlerini çizdiler. Kimin çizdiği bulunamadı. Ondan sonra özellikle sonra sosyal medyadan bununla alakalı ciddi provokasyonlar yaptılar. Ciddi manipülasyonlar yaptılar ki daha geçtiğimiz gün siber güvenlikten birisiyle konuştum. Sadece bu pandemi sürecinde 10 bine yakın hesap kapatılmış. Sahte hesaplar bunlar kapatıldı. İşte daha geçtiğimiz haftalarda işlediğim yine bu Çakma Çegover'e diye Taylan Kulaçoğlu o içeri alınmıştı. O sadece bir kişi değil. İsimsizler adlı bir grupla provokasyon yapmak için TT listeleri yapmışlar. Milleti kışkırtmak için. Tabi onları finanse edenler vesaire. içeride inşallah onların arka planı da çözülür. E bunu yapmaya çalıştılar ama sosyal medyada devletimizin etkin mücadelesiyle ki yine eksikler var. Bu kardeşimiz burada defalarca aktarıyor. Zaten teşekkür için aramışlardı sağ olsunlar. Ben yine elimden geldiğince gördüklerimi aktardım. İşte şunu söyledim mesela Fethullah Gülen'in hesaplarını bulduğunuz zaman oradaki takipçi, favori bilmem ne buralardan tespit edebilirsiniz diye kendince önerilerde de bulunmuştum. Teşekkür için aradıklarında söylediler. Çok ciddi bir çalışma var. E, halkımız yalanlara karşı Yine bir bağışıklık kazanmaya başladı. Ta gezi sürecinden bu yana e, sürekli artık elhamdülillah e, kışkırmadan yani bu provokasyonlara karşı elbette hala bunları yapmaya çalışanlar var ama sosyal medyanın bu noktaki etkisi biraz daha azalmaya başladı. Çok şükür. Tabii ki yapılacaklar var. Bunu parantezce tekrar etmiş olayım. E Daha geçtiğimiz günlerde camilerden işte ne o? Çavbele Marşı'nı okuttular. Sosyalist Marşı'nı. Ondan sonra daha onun etkisi varken bir süre sonra Selda Bağcan'ın türküsünü okutmuşlar. Yani normal birisi olsa böyle bir şey kalkışır mı? Türkiye ayak akmış. Ama amaç provokasyon. Arkalarında bir güç olan. bizi i̇şte bunları yapabilir. Bunu yaptılar. İşte daha şimdi de konumuza gelelim. Alparslan Kuytul denen kişi kalkıp devlet sanki 28 Şubat'taki gibi ibadetlere izin vermiyormuşçasına açıklamalar yapıyor, milleti kışkırtıyor. Yani ne yapıyor? Müslümanlara bak ibadetlere izin verilmiyor. Bayramlaşmaya bile izin verilmiyor. Hatta bayram günü işte sokağa çıkma yasağı ilan etmek Müslümanlara, İslam'a ihanettir diyebilecek kadar ya zır deli bir şey. Bir de hoca diye arkasından gidiyorlar. Ya cahil cühela, cahil. Ya Peygamber Efendimizin hadis-i şerifi var. Sahih, Buhari'den rivayet. Bir yerde salgın olduğu zaman oraya gitmeyin. Eğer bulunduğunuz yerde salgın varsa oradan da çıkmayın buyuruyor. Bu bize Peygamber Efendimizin emri. Ama ne yapıyor? Milleti kışkırtmaya. Yani bir görüntüleri var. Görseniz. Bir oturuyor bir kalkıyor. Oğuzhan! Direneceğiz! koyuyor Ne yapıyorsun ya sen? Sen ne biçim bir işin şey tarafı şu. Ya bakın 28 Şubat öncesinde ben o günlerde çocuk bir çocuk değil, küçücük bebeğim. Yani şeyim yok ama araştırınca bakıyorsun. Aczimendiler diye bir grup var. 28 Şubat öncesi türemiş. İşte milleti kışkırtmak için böyle siyah şeylerle efendim ellerinde sopalı bir grup Sonra bakıyorsun aralarında jitemcilerden, asker edepler, bir sürü kişi çıkıyor. Ama ne oluyor? 28 Şubat olmuş oluyor. Bu kardeşinize buradan uyarıyor. Ya yani bunun için o günleri yaşamak ki yaşayanları daha iyi görmesi lazım. Hani benim söylediklerim abartı bulanlar olabilir. Bazen yorumlarda ben bunları söyledim de bana halkı kışkırtıcı, ayrıştırıcı falan diyenler de oluyor. Ben devletin milletim için bunları konuşuyorum kardeşim. Olanı görüyoruz. Yani burada bir tecrübeli bu kabul, devletin bir aklı var. Bakıyorsun e bunlar gerçekleşmiş. E şu anda da baktığında daha işte son bir haftada yaşananlar. Bakın dikkatinizi çekerim. Bir de çok ciddi sosyal medya güçleri var. Etrafındakilerin sayısı öyle FETÖ falan onun yanında çok çok daha az olabilir ama bir etki, insanları etkileme. Çünkü bakın normalde yani Tarik, Cem, Cema yani birliktelikte hayır vardır. Bunda bir şey yok. Ama bunlar buna zarar veriyor. İşte daha önce FETÖ gibi. Onun yüzden cemaat dediğin zaman milletin aklına yani maalesef bu şeyler geliyor. Ama biz hep söylüyoruz. Onlar siyamaat. Bunlar cemaat falan değil. Bak sosyal medya provokatörü gibi şeyler. Bu 21 yılda yargılanmıştı. Hatırlarsınız. Ee, i̇şte bu şeyleri vardı. Vakıflarında para cukka vesaire meseleleri. Neyse şu anda tutuksuz. Şu an serbest. O yüzden üzerine bir şey söylemiyorum. O artık mahkemenin şey yaptığı karar. Ama e bakıyorsun o süreçten beri Twitter'da istedikleri gibi TT yapıyorlar. Yani belli grup hesaplar, TT listeler hazırlanmış tık 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 milleti provoke etmek için. Ondan sonra devlet şöyle devlet böyle. Ya yani senin amacın hizmet mi? Bir şey fayda vermek mi? Bakın arkadaşlar şundan çok e, özellikle belirtmek istiyorum. Birlikte hareket etmekten bir mürşidi kamilin yanında bulunmak bunlar faydalıdır. Bunlar çok güzeldir. Yani bir hocaya bile gittiğinizde bir dersin uzmanı şeyi vardır. Gidersin öğrenirsin. Birlikte olmakta hayır vardır. Birçok hadis-i şerif vardır. Tek başına işte onun zaman özellikle şeytanın vesaire vesvese vermesi şudur budur. Ama bunlar buna zarar veriyor. Lütfen bunlarla karıştırmayın. Bakın o 15 Temmuz gecesinde bunu söyledi neydi? Bunu hatırlayalım. Ne dedi? Bu diyor böyle bir kalkışma işte İslam'ın hayrına olur umarım. Tabi bilgi geliyor önce şimdi sohbette orada toplamış kendini bir takımı. Diyor işte şey var kalkışma darbe. O zaman diyor hayır olsun efendim işte İslam'ın iyiliğine olsun, İslami faaliyetlere zarar gelmesin diyor. İslam'ın İslam'ı hayrına olsun, İslami faaliyetlere zarar gelmesin böyle bir açıklama açar bakarsınız. Darbe oluyor devletine. Hadi arkadaşlar kalkın, hadi dökülün. Yok, yok yok. Ama bakın yani diğer o gruplara bakın cübbeliler, sarıklar, millet... Sokaklarda süs havuzlarına abdest alan dedelerimiz, dedelerimiz kamyonet kullanan, kamyon kullanan, çarşaflı teyzemiz vesaire bunları hatırlayın. O yüzden birbirine karıştırmayın. Bu algıyı yıkmak istiyorlar aynı zamanda. Bakın. Yani ne zaman bir şey olsa çıkıyorlar ehli sünnet vel cemaat itikadına bağlı. Allah hepsinden razı olsun. Bu söylediklerimle lütfen onları karıştırmayın. Ben bu bu yüzden bak seminerlerde söylerken de söylüyorum. Şimdi bu örnekleri FETÖ'nün falan sosyal medya şeyini anlatmaya gidiyorum bazı yerlere. O bazen böyle genelliyorlar. O hepsi şöyle hayır. Ya bakın bunlara karşı mücadele eden de yine onlar. Şimdi mesela buraya Cübbeli Ahmet'in konuşmasını da koyacağım. Cübbeli Ahmet Hoca'nın. Yani buna da sen ajan mısın kardeşim diyor. Bu nedir ya? Bize Peygamber Efendimiz'in emri, emri diyor. Yani o yüzden bunları birbirine karıştırmamak lazım. Bunlar provokasyon yapıyor. Bunu net olarak söyleyeyim. Ki abi bir düşünün ya. Ramazan'ın son iki günü hadi karar vermişler artık şeyle camide şey kılacağız. Öncesinde hiçbir şey yok muydu? Yani dünyada pandemi yok, bir kırılma yok. Son iki gün gelmiş aklına esmişler herhalde. Ya bilinçli yapılıyor bilinçli özellikle diyorum. Ya sanki hiçbir Türkiye normal hiçbir şey yok. Ondan sonra kalk utanmadan bir de 28 Şubat'a şey yap. 28 Şubat'tan aynı diyor bilmem ne. Ya en insaf zır cahil ya. Ne diye şey yapacaksın ki? Ah ah ah. Rahmetli Profesör Doktor Mahmut Esat Çoşan Hoca efendi ne güzel söylemiş. Çok özledik onu da çok çok çok. Avustralya'da biliyorsunuz şehit edilmiş. Cami açılışına giderken öldürmüşlerdi bir trafik kazası süsüyle. Sonra, orada cami açılışına gidiyordu. Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz. Nasıl ölürseniz öyle haşr olursunuz. İşte öyle bir yaşam cami açılışına giderken. Kendisi de İskender Paşa efendim o camianın İskender Paşa efendim tekkesinin oranın mürşidi Kamil'di. Gümüşhane bir dergahına bağlı. Yani ondan önce de Zahit Kotku efendi vardı. Necmettin Erbakan hocası hatta siyaset sol. Yani bir cami, cemaat yani bunlar birliktelik bir şey olma, insanlara hizmet etme Bunların amacı bu. Ki kendisi de diyor bak onun da koca bir camiası bir sürü seveni var. Ya bana dahil tabi olmayın aklınızı kiraya vermeyin diyor. Ben yanlış yaparsam yanlışlık benden kaçın gidin diyor. Aa işte bu bilinç. Aa, bunu göreceksin burada bir mürşid kamil var. Bir de bir taraftan bunlar tırıyor ondan sonra İslam'a da bunlar zarar veriyor işte bunlar çıktı Ben en çok şeye kızıyorum işte FETÖ'nün de aynı şekilde ona kızıyorum. Bu algıları da yok ediyor. Yani birlikte hayır vardır. Bu ne kadar önemli biliyorsunuz dinimizde. Bu çok önemli bir şey ama bunlar vasıtası insanları korkutuyor ediyor. Ama Allah akıl vermiş, bir süzgeç vermiş. Kur'an'ın var, hadis-i şeriflerin var. Ama çıkıyor da işte provokasyonu bilmem ne. Bir de insanları etrafına toplamak için şeyler vakalar bilmem. Biz İslam'ın temsil şudur budur. Hatırlarsınız FETÖ'de daha önce hiç bu olaylar olmadan önce kendilerini hep ayrı şey görüyorlardı böyle. Ayrı. Biz geldik mi anca onlardan olanlar bilmem ne. İslam'da böyle bir şey yok ki yıllardan beri Osmanlı'da da böyle şeyler vardı. İşte Yunus Emre Tapduk Emre Hazretleri'nin dizin dibinde büyümüş. İşte Hazreti Mevlana babasını önce ondan sonra gidiyor hocalardan. Bakın hepsi oralardan burada ders almış ama hiçbirinde böyle bir dünyevi aman bizim grup böyle bağıran. Şimdi göstereceğim bir zaten tip şeyini anlarsınız yani bir insan sıfatına yansır. Bir açıklamalarına bakın ya şu bayram şeyle ilgili. Sonra bu 15 Temmuz'la ilgili bir kolaj baylokla filan ilgili açıklamalarını aktaracağım ki net olarak görün yani bunları boşuna söylemiyoruz. Hatta ona bir geçelim böyle bir hop oturup hop kalkıyor millette de gaza getiriyor bir de videolar çekiliyor bilmem ne işte diyorum ya sosyal şey aracı daha çok insan nasıl kışkırtabiliriz ama görüntülere geçmeden önce sizlerden ricam lütfen aşağıdan kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın bildirim zili önemli arkadaşlar dostlar abiler kardeşler ona lütfen basın anında bildirim olarak gelsin çünkü videolarımız ön plana çıkarılamayabiliyor destek olun inşallah daha çok sesimiz tesirli olsun sesimize ses olun bunu özellikle rica ediyorum Videoyu da beğenin ki videomuz ön plana çıksın. Şu önerilenler videosuna çıksın. Daha çok kişi bu gerçeklerden haberdar olsun. Hemen aşağıdan lütfen beğenin. Paylaşarak da yine Facebook, Twitter, Instagram nereden paylaşsanız daha çok kişinin görmesine vesile olabilirsiniz efendim. Evet şimdi o garip açıklamalarına, provokasyonlarına bakalım. Emniyeti maoşu komünistler ele geçirmiş gibi bir durum ben görüyorum. Ergenekoncular emniyeti ele geçirmiş gibi bir durum var. 28 Şubat'ı tekrar hortlattılar. Bahane ediyor. Ve Türkiye'de diktatörlük kurmaya çalışıyorlar. Bunu çok açık bir şekilde görebiliyoruz. Sürekli bir şey bahane ederek toplumun gözünü korkutmak istiyorlar. Kimse kımıldamayacak. Kimse konuşmayacak. Basın açıklaması yasak. Yürüyüş yasak. Konferans yasak. Cami yasak. Teravih namazı yasak. Cuma namazı yasak. İtikaf yasak. Bayram yasak. Yasaklar ülkesi oldunuz. Türkiye'yi Allah bizi de onları da yerlerin dibine batırsın evlerine ateş salsın. Yuvalarını başlarına yıksın. Virüs bahanesiyle her şey yasak. Şimdi de talebelerin kaldığı evlere yurt bahanesiyle evler kapatılıyor, her şey yasak. Sürekli bu güç bu işin yöntemini öğrenmiş. Bir şey bahane ederek başka bir şey yapıyor. Sürekli bir şey bahane ediyor, bir tehlike var gibi gösteriyor. Güya bu evlerde kalan talebeler örgüt talebesiymiş. Allah ben... Allah akıl fikir versin ya. Yanlarındakiler de var olur. Ya yani insanları böyle afyon şey yapmış gibi uyuşturuyorlar ya. Ya bir de şöyle bir şey var. Bakın bu sosyolojik bir aslında çalışma konusu olması gerekiyor. Bir insan bir yere böyle şeyi gibi bağlandığı bir körü körüne ne oluyor? Bu sefer yanlış olduğu zaman onu görmek de istemiyor. Niye? Kendisinin bu kadar uzun süre yanlış yaptığını kabul etmek istemiyor. Belki aralarında bazıları düşünmek isteyebilir ama ona şey izin vermiyor. Önüne perde getiriyor. Yok ya bu kadar zaman. Ya gör işte. Ya gör peygamberimiz hadis-i şerifi ortada. Bu buradan bağırıyor. Yuhanettir diye şeyleri açıklamaları var. Bayramla ilgili böyle bir şey olur mu? Ondan sonra İslam'a ve Müslümanlara ihanet. Bu kadar rahat. Bir tanesi de beddualar ediyordu. Bu da beddualar etti. Dolu beddua. İşte o. Hani Allah ıslah eylesin. Rabbim akıl fikir versin. Bakın şu 15 Temmuz ile ilgili güzel bir şey kolaj yapmışlar. Bunun kim olduğunu daha net görebilirsiniz diye. Onu da aktarayım. Sonra Cübbeli Ahmet Hoca'nın bununla alakalı konuşmasını aktaracağım inşallah. Ardından da bitirmiş oluruz. Tayyip Erdoğan'ın kalemi kırılmıştır. Yakında bir işi bitirilecektir. İşi bitirildiği zaman ona kimsenin acımaması için sevenlerinin kalmaması için ona verilen bütün bu şerefler ya da onun elde ettiği bu şereflerin geri alınması lazım. Türk Silahlı Kuvvetleri ülke yönetimine el koymuş ve şu anda darbe yapılmış vaziyette. Bu darbenin İslami faaliyetlere darbe olmamasını ve İslami faaliyetlerin bundan olumlu yönde etkilenmesini Müslümanların hayrına olmasını vesile kılsın. Tiyatro dediğim şu yani. Asıl mesele hükümeti devirmek değil. Başka bir şey var arkasında. Asıl mesele bu başarısız darbe girişiminden sonraki yapılacak olanlar. 40 bin kişi göz altındaydı bir hafta 10 gün önce. Her gün artıyor bu rakam. 40 bini geçti. En son bilmiyorum. Ailesi bir çamaşır götürse kabul etmiyorlar. Herkes üst üste 10 kişilik odalarda 30 kişi. Bir kere mantık şu olmamalı. Baylo kullanan kesin FETÖ'cü mantığı bir kere yanlış. Yargıtay'ın verdiği karar hatalı. Yargıtay böyle karar verdi. Hükümetin iyice önünü açtı. Onlara selam veren, onların okullarında okumuş olan, dershanelerinde okuyan, onların yurtlarında kalan, onların okullarında görev yapan öğretmenler yahut onların sendikasına üye olanlar yahut onların bankasına para koyanlar bunlar suçlu olamaz. Evet Cübbeli Ahmet Hoca'nın da konuşmasını aktarayım. Neden bayramda da izin verilmediğine dair? Onu da açıklıyor. Buna da ajan mısın sen ya diyor. Sen ne yapıyorsun ya diyor. İzleyelim. Şu anda bayram namazı bu sene yasak. Yok. Niye yasak? E bizim iyiliğimiz için. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem emretti yasak et. Yok İçişleri Bakanlığı yasak etti. Yok Tayyip Bey yasak etti. Ok çıkmış. Neydi onun adı? Kuytul mudur nedir? Ne biçim adam ya? Bilmem diyor. İslam'a ihanettir. Dine hıyanettir. Neymiş? Bayram namazımızı kıldırmıyorlar. Ya sen aklını peynirle mi yedin sen? Ajan mısın? Provokatör müsün ya? Milleti camilerde toplayıp da korona mı yapsınlar orada bir kişi, iki kişinin ölümüne sebep olursa katil mi olacaklar ya? Allah Allah. Yani sanki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem emrediyor, "Yanaşmayın. Bulunduğu yere çıkmayın. Evinizde durun, sebat edin." Sen ne yapmak istiyorsun ya? Biz de size ne dedik? Kardeşim, aç da işte YouTube'dan kanal. Allah herkese imkan vermiş. Oturalım bayram sabahı namazımızı kılalım. Seçeceğimizde oturalım. Dualara amin diyelim. Zikirlerimizi yapalım. Ölmüşlerimize dualarımızı gönderelim. Özel dualar var. Meşayihin duaları şimdi. Yani ben şimdi kendi kafama göre yapmıyorum. Meşayihin yaptıkları hediye duaları, ihtiya duaları var. Onları yapalım. O sonra ölmüşlerimiz de bayram etsin. Biz de günahlarımız mağfiret olsun. Ondan sonra evimizde sabah namazı kılalım. İştak namazımızı kılalım. Bayram sabahı da namazlar var. Ha bayram namazını kılamıyorsan camide kılınıyor bu, bayram namazını kılamıyorsan, e bayram sabahı kılınacak sahi nafileler var. Yarın akşam anlatacağım onları, dinle bakalım. Milleti ne fitneye sokuyorsun? Ama şu var, biz mademki camide toplanamıyoruz, o zaman zikirde, ibadette, duada toplanma imkanımız var. Biz burada dua yapacağız, zikir yapacağız yani bunu YouTube vasıtasıyla, ne vasıtasıyla Vasıtaları kullanacağız. Toplanacağız. Ya e bunda biz neyimiz eksik yani? Allah bizi mahrum etmez ki sevaptan. Bayram için, zikir için, saatin e, zaten biz dörtte, dört buçukta mecbur kalkılacak. Sabah namazı var zaten. Beş buçukta güneş doğuyor, beş otuz iki. Ben onu demiyorum. Bazısı gece hiç uyumayacak. Bazısı teheccüde de kalkacak. Bizim cemaatlarımızın, kardeşlerimizin. Allah hepinizin dualarına bizi dahil ve nail eylesin. Biz de sizi unutmayalım. Evet, izlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Vakit aydınız Allah razı olsun. E, aşağıdan kanala abone olup bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Bildirim ziline basın oradan da tüm inşaat ki anında bildirimler gelsin. Videoyu da beğenin ki video ön plana çıksın. O önerilenler videosundan sadece bize abone olmuşlar değil e, diğerleri de izleyebiliyor. Efendim e, instagramdan da lütfen takip edin. Orada da güçlü olalım. Orada da çok genç var. Ciddi bir potansiyel var. Onlara da inşallah hakikatları haykıralım aktaralım. Orada da güçlü olmamız için etmeli esat acılı olarak takip edebilirsiniz. İnşallah bayramda yetiştirmeye çalışacağım o soru cevap videosunda. Hala göndermemiş olanlar varsa merak ettiklerini et Melih Esat Acil olarak takip edip oradan DM'den mesaj kutusundan gönderebilirler. Birkaç cümleye geçmeyecek şekilde burada soru cevap videosu olarak inşallah işleyeceğim. Onu da söylemiş olayım. Katıl butonundan da destek olursanız daha profesyonel ekipmanlarla inşallah daha çok gencimize faydalı olmuş oluruz. Biliyorsunuz bağımsız yayınlar yapıyoruz. Hiçbir kuruma bağlı olmadan. O yüzden yayınlarımız devamı için destekleriniz gerçekten önemli. Şimdiden çok teşekkür ederim. Melih Esat Acilet Gmail'den de ulaşabilirsiniz. Sponsor, reklam, iletişim, video fikirlerinizi vesaire hepsini aktarabilirsiniz. Evet Ramazan bayramına da saatler sonra ulaşmış olacağız inşallah. Şimdiden bayramınız mübarek olsun. Efendim Rabbim nice nice bayramlara hayırlısıyla ulaşmamızı nasip eylesin. Şu mübarek Ramazan'dan çıkıyoruz. Rabbim günahları affolmuş, cehennemden azat edilmiş kullarından eylesin. Efendim hayırlısıyla nice Ramazan'lara bizleri ulaştırsın. Ben de her gün sizlerle burada buluşmaya çalıştım. Her gün gündem aktarmaya çalıştım. Ee, rahatsız olsam biraz hastalık da geçirdim biraz. Ama e, yine de bazen böyle şey gör, şey gözüküyor. Buraya çıkınca biraz Allah şükürler olsun enerji enerjim yerine geliyor ama e, ciddi hastalık geçirdiğim zaman da bile çıkmaya çalıştım, aktarmaya çalıştım e, burada gündemi sizlere. E, uzun süredir de şunu da aktarayım mesela bak şu pandemi şey sürecinden beri ben evime gitmiyorum. Tek başımayım. Niye bir vebale girmeyeyim ya? Ne olur ne olmaz. Adam oradan bilmem ne yapıyor. Yuhan diyor şudur budur. İşte Allah akıl ver, kullanacaksın diye. Yüzüt diyorlar ya, kullan ya. Evet, kendinize iyi bakın efendim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın dedim zaten. Olsun artık. <laughs> Yoruldum birazcık. Allah'a emanet olunuz. <laughs>